Topuklu ayakkabıların plajda giyilemeyeceğini kim söylemiş? Ayrıca bakın neler yapabiliyoruz. Evet, bir tur atıp geleceklermiş. Güzel, hadi onları kurulayalım. Buna bir yüz bakımı iyi gelebilir. Bir fileli çorap bulup muza geçirin. Puding kıvamı alana kadar sıkın. Sonra da yüzüne uygulayın. Aha, potasyumun tadı geliyor. Şimdi bir muz gibi güzelce soyalım. Daha iyi oldu ama işimizin sadece yarısı bitti. Bununla seni iyice temizleyebiliriz. Ay, sanırım biraz fazla kaçırmışız. Belki yüzünü geri getirebiliriz. Ah, çok daha iyi oldu. Hadi saçını da yeniden yapalım. Buldum. Dekoratif taşlar işimizi görebilir. Sarışın olmak istemiştin değil mi? Ona da yeni bir saç tarzı gerekiyor gibi. Ama kola ve bolca köpüğümüz varken kuaföre gitmemize de gerek yok. Güzel. Ne? Koladır içilir. Olamaz. Sahte paramız. Gerçi onları yeni bir amaçla kullanabiliriz. Küçük bir ayakkabı gibi. Bu sayede şu çamurlu ayak izlerimizden de kurtulabiliriz. Hadi ne var ne yok kırmızı halı da sergileyelim. Hazır başlamışken şuna da bir tane yapalım. Bir folyo, balon ve birkaç tane de çiçeğe ihtiyacımız olacak. Biraz oje ile yerlerini sabitleyebiliriz. Hadi son dokunuşu da pembeyle yapalım. Ya çok sevimli oldu. Ama koltuğumuz öyle değil. Arkadaşımız U harfi çok daha güzel olurdu. Üstelik içi dolu ve hazır. Sizin de yatma vaktiniz geçti. Ama unutma, onun da bir yatağa ihtiyacı var. Bir külotlu çorap alıp içini doldurun. Sıkıca bağlayın. Geriye sadece bir yastık ve battaniye kalıyor. Dişlerinizi fırçalama zamanı geldi. Şaka yapıyorum. Bu diş macunu değil, slime. Ama bu kadar yetmez. Hadi biraz daha sıkalım. Acaba kokusu naneli midir? Ve sana özel bir slime'ımız da var. Ve sanırım çok da sevmedi. Hadi üstüne buz dökelim. Ve biraz bekleyelim. Bu kadar yeter. Çıkarabiliriz. Ya içim mi üşüdü? Birazdan kanatların olacak. Ya küçük bir melek oldu. Dağınık çantalarda bile yolunu bulabilir. Rujunu buldu bile. Hadi deneyelim. Burada tutumlu davranmalıyız. Dudaklarını yaptırmamız lazım. Sıcak tutkalla yapalım.
ve rujumuz kolayca sürülebilir. Tutkalı sevmedin mi? Öyleyse bir kürdan al. Biraz folyoya sar ve bir ruja benzet. Tam da istediğin boyutta oldu. Binmek ister misin? Ama bu halde binemez ki. Ama kendi kendini temizleyecek hali de yok. Elimizden geldiğince fırçalayalım. Şimdi de köpük zamanı. Köşe bucak temizleyelim. Biraz da süpürsek iyi olabilir. Büyük açılışa hazırlamak için üstünü örtelim. Ve işte karşınızda yepyeni arabamız. Yani yeni sayılır. Şimdi sıra onda. Boş bir bardak alalım. Bunu bir tekerlek yapmak için kullanabiliriz. Ortasından bir kürdan sokalım. Ve bir bisiklete dönüştürmek için pipet takalım. Ama üçüncü tekerleğe de ihtiyacı olabilir. Sıradaki ürünümüz bir hediye olarak geliyor. Yaşasın konfeti! Ama bu kadar da değil. İçinde bir Barbie çantası var. Diş fırçası mı? Ve o da önemli bir şey. Özellikle de kabını simle kaplarsak. Bir anda yeni çantana dönüşebilir. Kayışını da unutma. Bunun yeni bir tarza ihtiyacı var. Hatta bütün dolabını yenilemeye. Sıfır bir elbiseyle başlayalım. Aha, beyaz. Güzel seçim. Gayet klasik. Ayrıca mükemmel bir tuval olabilir. Hatta onu gökkuşağının bütün renkleriyle boyayabiliriz. Ve unutma, şekillerimiz de vardı. Bence sevgiyle yapıldığı artık çok belli. Şimdi sıra arkadaşında. Bu ne? Çorapmış. İşimizi görür. Şöyle keselim. Ve bir iğne ve iplik geçirelim. Elbise oldu. Hadi bedenine uygun mu bakalım. Ama biraz renk de katabiliriz. Şekerli düğmelerle başlayalım. Üstüne su dökelim. Leke yapabilir ama amaç da bu. Güzelim şekerlerin boşa gitmesine izin veremeyiz. Ooo, taneli meyveler. Hadi reçel yapalım. Hey, ellerini üstüme sürmesene. Ayrıca bunu çok daha iyi bir şekilde yapabilirsin. Bir minik bıçakla dilimleyelim. Ve mini bir miksere koyalım. Süt ekleyelim. Şimdi de onu bir smoothie'ye dönüştürelim. Bunu da tabii ki minik bir bardağa koyalım. Yine de kimisi doğrudan kaynağından içmek isteyebilir. Hadi bir pipeti keselim. Ve bir bardağa meşhur bir yüz çizelim.
Sonra da pipetleri gözlere takalım. Wow. Kapağını açınca içeceğimizi veriyor. Ve bak, bir alana bir bedava. Parmak ucunda yürümek için bir sürü alıştırma yapmak gerekir. Hey, ben olsam yatağın üstünde öyle zıplamazdım. En azından ayakları yıkamadan yani. Üstelik o iş bu botlarla çok daha kolay olurdu. Biraz su, biraz draje ve biraz sabun ekliyoruz. Sonuçta hiçbir şey köpük banyosundan daha iyi olamaz. Yalnız etrafa su sıçratmamaya dikkat et. Görünüşe bakılırsa artık çarşafları yıkamamıza gerek kalmayacak. Oo, ne tatlı küçük jelibonayıcıklar. Hey, bu da ne? Bu özel bir set. Şimdi tek bir kepçe ile yepyeni bir ayıcık yapabiliriz. Bunu biraz suya batırıyoruz. Ve yeni dostumuzun tadını çıkarıyoruz. Peki sırada ne var? Oo, etkileşimli bir kitap. Sanırım okumak insanı gerçekten farklı diyarlara götürüyor. Aha, hadi ona yepyeni bir bacak yapalım. Bu şekilde güzelce sarıp sarmalıyoruz. Çok daha iyi oldu. Şimdi sana yeni bir kıyafet seçelim. Bu güzel mavi elbiseye ne dersin? Daha da iyisi bu şekilde kombinler yapabiliriz. Ne yoğun bir gün oldu. Yarın ne giysen acaba? Hey, bu elbisenin üstünde neden böyle pati izleri var? Hadi izleri takip edelim. Aa, bu bir yavru köpekmiş. Güzel bir ödülü hak ediyorsun ufaklık. Aa, bu köpek bizim altını yumurtlayan davuğumuz oldu. Tam da eski yüzüğüne yakışan parçalar. Burası fena dağılmış ama öncelik sırası yeni ayakkabılarda. Bir balonla topuk için bir kürdan alıyoruz. Kürdanı boyayıp folyoyla kaplıyoruz. Aa, sanki biraz ruja benzedi. Madem bununla uğraşıyoruz, biraz da parıltıya ne dersin? Bu taşlar çok güzel duracaklar. Şimdi sırada bu eski cep telefonu var. Buraya sıcak tutkal uygulayıp üstüne biraz sim döküyoruz. Pekala, biraz daha. İşte böyle. Şimdi de tuş olarak bu taşları ve üstte bu küçük aynayı ekliyoruz. İşte yepyeni bir telefonun oldu. Adımına dikkat et. Oyuncaklar bugünlerde hiç güvende değiller. Sanırım tatlılar için de aynı şey geçerli. İyi ki elimizde hala çikolatamız var. Eğer ayakkabıyla başa çıkamıyorsan kendin ayakkabı olursun. Yalnız bu ayakkabının da şık görünmesi gerekiyor. Aslında bundan daha iyisini yapabiliriz. Ne kadar çok renkli şekerleme o kadar iyidir. Sanırım bu senin ayağına uygun değil. Ama kimin ayakkabıya ihtiyacı var ki? Üstelik burada bir sürü şekerleme varken. Hey, bu da nedir?
Pastadan tokmak mı? Sanırım bunun içinde bir ödül var. Hadi biraz daha vur. Bak, yeni bir bebek var burada. Oo, bu bebek şekerden yapılmış sanırım. Bak, yanında arkadaşını da getirmiş. Sanki kendisinin küçük mini bir versiyonu. Ve hepsi bu değil. Kalbin içine bak. Burada da yeni bir sürpriz var. Oo, çok tatlı minik bir grup oldular. Hey, gürültüyü duymuyor musun? En azından şu perdeyi çekelim. Aha, bir anda ilham geldi demek. Bu minik çamaşır makinesiyle hemen şunu yıkayalım. Sanırım bu bitti anlamına geliyor. Taptaze kuru bir çarşaf parçası gibisi yoktur. Ay canına, şu oyuncak borulara bak. Burada zürafa olanı bile var. Birisi bir anda uzadı mı ne? Küçük bir aile toplantısı gibi oldu. Hadi ne kadar sağlam olduklarına bir bakalım. Şimdi kol ve bacaklarına bir alçı banyosu yaptıralım. Ancak zürafamız bunu da kolaylıkla aşacak güçte. Hatta birlikteyken daha da güçlüler. Bu akvaryumun bir dönüşüme ihtiyacı var. İşte bu sihirli jel tam ihtiyacımız olan şey. Hadi farklı renkler deneyelim. Şimdi jelleri çubuklarla alıyoruz. Jöleyi bu kalıpları doldurmak için de kullanabiliriz. Artık bu arkadaşları suya bırakabiliriz. Yalnız bir yanlışlık var sanki. Neden bu hale geldiler ki acaba? Şimdi sırada bu yumurtalar var. Şunları bir kıralım. Ama içlerinde neredeyse hiçbir şey yokmuş. Eğer harika yumurtalar yapmak istiyorsan bu özel kalıbı kullanabilirsin. Sadece içine bir yumurta kırıp pişiriyorsun. Peki buna bir yüz eklemeye ne dersin? Yapabileceğin bir sürü farklı yüzü düşün. Hey, bir dakika. Bu sıradan bir dondurma değil. Bunun içinde yepyeni bir arkadaş var. Bak, dahası da varmış. Bunlar çıkartma. Şimdi yeni arkadaşını istediğin gibi güzelleştirebilirsin. Birisine sürpriz bir ziyaretçi gelmiş. Ve sana bir hediye getirmiş. Bu şey kalp şeklinde bir delgeç. Bu düğme ne işe yarıyor acaba? Bak, farklı şekiller çıkarıyor. Minik sivilceleri gizleme için harika bir şey. Bundan bahsetmişken bu parça tam sana göre bence. Ne güzel güneşli bir gün. Ve biraz rüzgarlı da. Eyvah saçın. Ama endişelenme. Bu alet işine yarayabilir.
Aletin içine bu iplik makaralarıyla saçı ekliyoruz. Ve şimdi de çalıştırıyoruz. Birazdan saçların örülecek ve süslenecek.